Yeni videomuzu arka plan değerlendirmelerimize, 5 tane altın bilet çekilişin yaptığımızın duyurusuna, aynı zamanda her şey yaptığımız, hiçbir şey yapmadığımız videomuzun giriş kısmına ve de devamına hoş geldiniz sevgili kolsuz dostlarım. Bugünkü videomuzda bir de şu arka planı bir yorumlayalım, bir de arka planımızı değerlendirelim. Sizler de yorumunuzu yapın. Tüm kolsuzları hem Discord'dan, hem topluluk sayfasından, hem Instagram'dan, her taraftan paylaştım. 5 tane altın bilet çekilişi yapıyorum. Çekilişin tek bir tane kuralı var. Kolsuzlar kanalı bizlerin aktif abonesi olmanız. Başka herhangi bir şekilde bir şey yapmanıza gerek yok abi. Katılmak isteyenler için ben yorumlara zaten linki yine sabitleyeceğim. Linke tıkladığınızda böyle bir ekran gelecek abi. Şu anda daha bir gün olmamasına rağmen, videolarda bahsetmememize rağmen 324 tane kolsuz çekilişe katıldı abi. Çekilişimizin 2 günü kaldı. 4. gün akşam yayında saat 10.30'da çekiliş otomatik olarak çekilecek. Bazı dostlar çekilişe katıl dedikten sonra sıkıntılar yaşadı abi. Hatayla ilgili şöyle bir iki tane size çözüm söyleyeyim abi. Kesinlikle girişte yeni hesap açtığınızda TC falan girmenize bir kere gerek yok abi. Orada sadece o yazıyor, bu gereklilik falan değil. Onu girmenize gerek yok. Çekilişte bir kişi 10 tane hesap açmasın diye telefon numaranızı onaylamanız gerekiyor. Telefon numaranızı onayladınız ve kanalın aktif abonesisiniz ve hala hata veriyorsa abonelikten çıkıp tekrar girin, düzelecektir abi. Çekilişimize katılmayan kalmasın kardeşim. Tüm kolsuzlar beleş mallara çöksünler. 5 tane altın bile. Hiçbir şekilde zaten kaybedeceğiniz bir şey yok. Girin amına koyayım, beleşe çökün. En azından bir ayınız bizden olsun kardeşim. Şimdi hemen oyunumuza geçtik abi. Mağaza bölümümüze tıklayalım ve yeni gelen arka planımızı bir değerlendirelim. Ejderha Sarayı arka planı diyor. İsim olarak bir kere çok mükemmelim, bir tık üstünde arka plan. Ne tiyatro diyor, ne başka bir şey. Ejderha diyor amına koyayım. Game of Thrones'tan fırlamış sosyopat kitle olabilir. Kendisini gece yatarken ejderha olarak gören tipler olabilir. Hayal dünyasında uçanlar olabilir. Ejderha her türlü işe gider abi. Adamın dibidir. İsim mükemmel. Şimdi biliyorsunuz bu ayki gelen sezonumuzda her şey suyla beraber abi. Önceki videoda da bahsetmiştim. Bu ayın konsepti tamamen bir tane ejderimiz var. Bu ejderimiz hem okyanusta gidiyor hem de uçabiliyor. Yani bildiğimiz uçan araba örneğini verdim size. Aynı mantık var abi. Şimdi girelim. 240 lira fiyat biçmişler. 26 gün boyunca da bunu alabilirsiniz demişler. Tıkladığımız zaman. Şimdi kardeşler benim bu köyümdeki duruşu, tipi ve özellikle ben bilgisayardan büyük bir ekrandan bakıyorum. Kameramı da kapatayım, siz de şöyle bir rahat rahat görün. Kardeşlerim bak, yemin ederim son zamanlarda yaptığımız arka plan incelemelerinde olsun, tier list kostüm videolarında olsun, bu kadar benim tarifime uyan arka planlar çok nadir gelmiştir. Şimdi arka planın detaylarına ineceğimiz zaman öncelikle bir ejderha havası var mı hocam? Şu çok güzel bir detay. God of War'cı tayfa benim ekranımda gördüğünüz şu arkadaşa bir dikkat edin abi. Şu anda ekranda bu gördüğünüz dünya yılanı diye geçen, işte dünyayı bilmem kaç kere dolanan yılanla şu anda Clash'taki bu yılan birbirine tip olarak benzemese de sistem olarak aynı. Çünkü buradaki yılanın sırtı tam buradan dönüyor abi. Ta buraya kadar kuyruğu dolanıyor. Bu detay çok güzel abi bak. Kuyruğu ta buradan geliyor, buraya gidiyor abi. Köyünüzün içerisinde bir tane dünya yılanı varcasına oluyor. Yukarı tarafta okyanus sarayına benzer bir saray. Bu taraftan içeriden balıklar gidiyor geliyor. Sanki buranın bir topluluğu, bir şehri olmuş gibi. Arka planlarda ya da normal skinlerde Clash of Clans genelde bok gibi rezalet işler çıkarttığından dolayı abi. Arada biri bile olsa şöyle dolu bir şey geldiği zaman insan kötü olmasına rağmen övme hissiyatı duyuyor. Çünkü elimizde doğru düzgün malzeme yok abi. Bu taraflara baktığınızda şöyle uçan şeyler görüyorsunuz. Köyün içerisine girdiğiniz zaman belki bir Clash of Clans havası alamazsınız abi. Çünkü bildiğiniz su altı dünyası oluyor. Aquaman falan seviyorsanız, Superman yerine Aquaman adamdır diyorsanız, mızrak fetişiniz varsa abi bu tarz şeyler olabilir. Burada bir sarayımız var. Her iki tarafta iki tane heykelciğimiz var. Buralarda fazladan yosunlar var. Hiç dert değil. Bunlar önemli değil. Her zaman söylüyorum, bir arka plan değiştiğinde her yeriyle değişmesi gerekiyor abi. Burası her yeriyle değişmiyor. Bu taraflarda detay olarak işte şöyle inşaatçı kulübesi eklemişler. İçeride inşaatçı çalışıyor. Buradaki detay çok güzel abi şu. Ben bunun adını da bilmiyorum. İğnen başlayan bir tane ad var kanka. Bunun içinden bir tane taş, ince mince bir şeyler çıkıyor. Millet yiyor mu, ne yapıyor? Burada bir tane devimiz mışıl mışıl yiyor. Burada normal klasik şeyimiz var. En önemli kısım, başkente gitme muhabbetini de balonlamışlar. Normal yan köye gideceğimiz aracı da değiştirmişler abi. Yan köye giderken artık normal bir ağaç değil, bir tane dinozora tarzı bir şey biniyorsunuz. Ve dikkat ediyorsanız bizim köyümüz bir tane setin üstüne kurulmuş gibi. Yani aşağı taraftan bir şehir gidiyor ve bu şehir şuradan dolayı geliyor abi. Yukarı taraftaki sarayı aşağı yola bağlamışlar gibi yapmış. Bak kardeşim, tip olarak birazcık tartışabiliriz ama genel anlamdaki doluluğu gayet güzel ve yeterli bir arka plan olmuş. Peki hocam, bu arka planı mı almalıyım, şu arka planı mı almalıyım derseniz, mesela elimizde böyle bir arka plan var ama benim en son çektiğim videoda bir de şöyle bir arka plan var. Bak dikkat ediyorsanız ikisinin tarzı çok çok farklı. İkisi de gayet güzel abi. Burada birazcık işte sizin zevkiniz devreye giriyor. Kardeşim sen böyle hafiften mavi tonunu seviyorsan, kardeşim biz maviliyiz, kırmızı bize pek fazla yakışmıyor. Ben Koreli miyim amına koyayım, Korelilerin, Çinlilerin kültürünü taşıyayım diyorsan, dayımın çocuğu okyanustur, objektiftir, ortada kalır, herhangi bir şey yapmaz, yılanın vardır, sağdan soldan sürekli balıkların gider gelir, mükemmelin üzerinde değildir ama aldığın zaman da şahsi fikrim pişman etmez abi. Deminin falan değişmesi de gayet güzel olmuş. Sizlere şöyle de en boş halini de bir göstereyim abi. Herhangi bir şekilde arkasında köy olmadan, bak yemin ederim arkadaki benim köyümü çıkarttığınız zaman çok daha güzel ortaya çıkıyor. Kameramı da kapatayım, tam görün abi. Hem ejderler, hem balonlar, hem şunlar bunlar. Çırılçıplak bir şekilde arka plana baktığında gerçekten iyi duruyor, güzel
güzel duruyor. Bazen ben şuradaki ejderin gözü kapanıyor gibi gördüm. Hani bu kapanıyor mu, ben mi öyle gördüm tam bilmiyorum. Yoksa psikolojik olarak bozuldum. Aha kapandı amına. Ejderimiz de köyde yaşıyor, herhangi bir durum olursa, götten verirlerse her türlü yardımımıza koşacak bir tane sırtımızı yaslayacağımız adam da var abi. Peki Furkan sen alır mıydın? Ben almam. Yani bu kadar anlattım ama şimdi ben niye almam? Çünkü benim tarzım değil. Ejder benim tarzımdır. Ama ben genelde daha böyle dragon, yani kardeşim okyanusta gezen tarzında değildi işte. Daha böyle uçan kaçan alev malev atan tarzında, Game of Thrones'daki tarzı olsaydı. Buralar kıpkırmızı birazcık daha dönseydi. Yani tiyatro arka plandaki renkleri kullanılıp o kültürden çıkıp okyanus üzerine tam olarak ejder olsaydı. Bu ejder kıpkırmızı olsaydı ve bu arka planın rengi, bir tane şu savaş arka planı var ya, onu da göstereyim. Tam bahsettiğim tarzda bir ejder olup arka plandaki köyün renklerini de şu dünyanın en iyi arka plan renkleriyle uyuştursa Clash of Clans, öyle bir tane ejder kombinasyonu getirseydi yemin ediyorum şu anda derdim ki oyunun en iyi arka planı diyebilirdim abi. O yüzden dolayı skin konuları birazcık daha herkesin zevkine göre ayrılır. Bir de buraya artı bir buff'lı yorum daha ekleyeyim abi. Koskoca ejderhayı akvaryum tarzında bir tane mekana sıkıştırdıklarından dolayı başta ben bu arka planı açtığımda bu ejderhayı su balığı sandım amına koyayım. O yüzden dolayı da benim bir tık modumu düşürdü. Benim için şahsi tek eksi yönü odur. O yüzden dolayı ejderin alevlisini size örneğini veriyorum. Ben sadece buradaki doluluğunu ve işini söylüyorum. Gayet güzel abi, verimli. Eğer ki böyle mavi tonunu seviyorsanız alın diyorum. Biliyorsunuz Clash of Clans'a böylesi skinler kolay kolay düşmüyor, gelmiyor abi. O yüzden dolayı gelen iyi bir skin olduğu zaman da kaçırdığımızda tekrar alması zor oluyor. Aradan bir yıl falan geçmesi gerekiyor. Saçma salak bir tane sistemi yüzler çünkü. Yeni gelen skinleri yorumladığımız, hiçbir bok anlamadığımız, ortalamanın üzerinde olduğunu da düşündüğümüz bir skin videosunun daha sonuna geldik my brother'larım. Lig yayınları devam ediyor. Akşam tekrardan yayınlarımıza devam edeceğiz. Çekiliş hakkında da bilgileri verdim. Katılmayanlar yapıştırsın, katılsın, soyun amına koyayım. Artık bundan sonraki videolarda, yayınlarda tek atmalı her anda görüşmek üzere my brother'larım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Tek atmaktan utanmayın. Görüşürüz. Let's go.